Kütahya'da 2023-2024 eğitim öğretim yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Vakfı Halim Erkan İlkokulu'ndaki programın açılış konuşmasını okul müdürü Semih Çetin yaptı. Geçtiğimiz yıl eğitim öğretim hayatına başlayan okulumuzda bu yıl 373 öğrenci ve 25 eğitim çalışanıyla yeni eğitim öğretim yılına merhaba diyoruz. Okulumuz ismini hayırsever kişi ve kuruluşların bağışlarını eğitim hizmetlerine dönüştüren bir sivil toplum kuruluşu olan Milli Eğitim Vakfı ile arazisini okul yapılması için bağışlayan Halim Erkan hanımefendinin adından almıştır. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başvit ise 595 eğitim kurumunda 91.672 öğrenciyle eğitim öğretim yılına başladıklarını ifade etti. Uzun bir yaz tatilinin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilimizde 78'i özel olmak üzere 595 eğitim kurumunda 91.672 öğrenci ve 7.364 öğretmenimizle başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın, onlara en iyi imkanları sağlamaya çalışan ailelerimizin ve büyük fedakarlıklarla hizmet veren öğretmenlerimizin yeni eğitim öğretim yılını ve heyecanlarını yürekten paylaşıyorum. Eğitim sürecinin çok hızlı geliştiğini belirten Vali Musa Işın uyuşturucuyla mücadeleye yeniden dikkati çekti. Eğitim süreci çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Sadece okullarda değil, okul dışında da çocuklarımızı şekillendiren çok büyük etmenler vardır. Çok büyük inkişaflar söz konusudur. Sadece öğretmenlerimize yükü yükleyerek bu işin altından kalkamayız. Mutlaka velilerimizi bu işin içine katmamız lazım. Çevreyi bu işin içine katmamız lazım. Çevreden soyutlanmış, aileden soyutlanmış, sadece okula hapsedilmiş olan bir gençliği biz yetiştiremeyiz. Uyuşturucu Türkiye'nin önemli meselelerinden bir tanesidir. Aileleri çocuklarına sahip çıkmıyor. Öğretmenlerimiz bu konuda yetersiz kalıyor. Yani yok öyle bir güçleri. Çocuk zamanın büyük bir kısmını annesinin ve babasının terbiyesinde geçiriyor. Anne ve baba çocuğuna sahip olmazsa bir diğer paydaşların bu konuda yeterli bir katkı sağlaması çok zordur. O nedenle biz bu belalardan, bu musibetlerden çocuklarımızı korumak zorundayız. Devletimize Allah sevabı vermesin. Çok büyük hizmetler yapıyor, çok büyük katkılar sağlıyor, çok büyük paralar harcıyor. Dünyanın hangi ülkesinde eğitim ücretsizdir bilmiyorum. Çok azdır. Vardır mutlaka ama azdır. Türkiye'de ilkokuldan üniversite sonuna kadar özel okulları katmayalım. O farklı bir olaydır. O istisnalar kaydayı bozmaz. Türkiye'deki eğitimin tümünün ücretsiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve çok büyük masrafların yapıldığını da biliyoruz. Niye? Ülkemiz gelişsin, istikbalimiz parlak olsun diye devletimiz bu yatırımlardan feragat etmiyor ve eksiltmiyor aynı zamanda. Dolayısıyla bizim istikbalimiz çocuklarımızdır. Bizim geleceğimiz çocuklarımızdır. Bizim güneşimiz çocuklarımızdır. Bizim yıldızlarımız çocuklarımızdır. Konuşmaların ardından Okulumuz adlı şiir okundu. Daha sonra folklor ekibi gösteri sundu. Vali Işın ardından Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık, Haber Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kırbaç ve protokol üyeleriyle sınıfları gezdi, öğrencilerle sohbet etti. Allah'a emanet ediyoruz ve iyi paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olması temennisinde bulundu. Açıklamasında bugün ders diliyle birlikte okul hasreti sona eren tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyor, üstün başarılar diliyorum dedi.